Ama şimdi şöyle bir şey var, bunda da yine bir soru işareti var. Herkes kötü olmuyor, kötü davranılmış olsa bile, hani travmaları bile olsa mesela, hani çocukluktan da gelen döngüler var ya hayatlarımızda. İyiliği seçen çok fazla insan oluyor, kötülüğü seçen, bunun genlerle bir alakası mı vardı? Evet. Kayıtlarla işte bakın anladım. Ne diyoruz? Benlik, egosu evet. Değil mi? Ego dörde, benlik, egosu da dörde ayrılır. Benlikler, bir ben varım, benden başka kimse yok. Tamamen genetiksel, kalıtsal. Tabii. Aslında şimdi, bir yazılımın içindeyiz hepimiz. Bunu ben sana anladım, şöyle anlatayım. Mesela benlikten girelim. Bir ben varım. Tamam. Değil mi? Adem boyutunda, toprak boyutunda ne yapıyoruz? Bir biz varız yani. Bir ben varım ama... Bu hayat içerisinde bu benlik egosu aktarıldığı zaman, mesela bir bayan üzerinden konuşalım, sonra ya da erkek üzerinden fark etmez, bayan üzerinden konuşalım. Bu aktarım geldi, bu benlik egosu. Kimden geldi? Babaanne. Babadan yüklenildi. Babaanneye bakacaksın. Babaannede de var mı? Veya babaanne dededen de var mı? Baktın, kökten buldun. Ama bunu idrak etmediği için, bunun bilincinde olmadığı için zaten o benlik egosuyla o aile içinde büyüyor. Ama her biri birer ben olduğu için, tamam mı? O çocuk ne oluyor? Eksik kalıyor orada. Biz olamıyor. Biz olamadığı için de bunu ne yapıyor? Dedik ya, benlikler ayrılıyor parça parça. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Dışarıda kendini kanıtlamaya çalışıyor. Dışarıya açıldığı zaman ben buradayım, beni görün. Bunu nasıl yapıyor? Ya insanlara çok fazla... Ya çok özgüvenli. Aslında temeli özgüvensizlik işte. Ya insanlara çok fazla iyilik yapar, beni görün. Sonra da hayal kırıklığına uğradığı zaman... Ne oluyor biliyor musun? Mesela diyor ki, ya ben o kadar iyi şeyler yaptım, ben bunu neden ben bunu yaşadım? Ne oluyor? O benlik egosunun farkına varmadığı için orada hayal kırıklıkları yaşıyor ve bilmediği için o benliği daha çok besliyor. Nasıl besliyor? Kıskançlıklar, korkular, kaygılar. Çekememezlik, dedikodu. Ama, evet, insanlar beni görmediler. Biraz da kötü olayım. Ne oldu? Yelpaze nasıl geliştirdi bak? Dedikodu. O ben, ama bir ben varım. Bir de var, ondan sonra ne yapar? Kurban rolüne girer. Beni hiç kimse sevmiyor. Evet, kurban rolüne girer. Ben o kadar yapıyorum, ben o kadar iyiyim, ben o kadar şeyim. Ama hep kötülük gördüm. Bundan sonra ben de kötü olacağım. Sen zaten kötülük yapıyorsun. Aslında. Sen niye kötülük yapıyorsun? Kendine kötülük yapıyorsun. Çünkü sen o benlik duygusuyla samimiyetsiz bir şekilde insanlara sundun. Kendine samimi olmadığı için her kişi kendi içini bilir. Tabii. Ne kadar samimi ve samimiyetsiz olduğunu çok iyi bilir herkes. Aynen. Tabii. İşte orada o ne kadar samimiyetsiz yaptığı iyilikleri bilerek yaptığı için o benlik duygusunu dışarıdan besleyemediği için, herkesten aynı şeyi alamadığı için ne oluyor? Kıskançlıklar, iftiralar, yalanlar. Bak gördün mü yelpaze nasıl genişliyor? Ama o farkına vardığı zaman burada nasıl varıyor? İşte dışarıda hava, yelpazeden. Törpülenerek sanırım tabii, daha çok. Tabii ki. Evet. Şimdi öyle biri gelir ki ona böyle bir silkeler, evet. Tamam mı? Orada aslında onun en büyük, hani bana çok büyük kötülük yaptı dediği kişi, aslında iyilik onun kendine gelmesi için, bak diyor, sen kendine ne kadar kötülük yaptığının farkında mısın? Ama bunu sözle söylese algılamaz. Ben şimdi öyle bir insana diyeyim ki, ya sen bu duygudan dolayı sen böyle kıskançlık yapıyorsun, sen kıskanç bir insansın, sen yalancı bir insansın, sen işte dedikodu yapıyorsun, sen, aa, hayır, ben yapmıyorum, öyle değilim, ben öyle bir insan değilim, tabii. Sen beni ne zannediyorsun? Sensin kötü olan der. Ama bunu biri gelir bir şey yaşatır, tamam mı? Bu kocası olur, bu arkadaşı olur, bu çocuğu olur, bak ne diyor? Bu malı olur. Mallarla sınarım, evlatlarınızla sınarım, değil mi? Hepsi söylüyor, sağlık olur. Sağlıkla sınayabilirim. Tabii, bak bunlar geliyor. Sınayabilirim. İşte o sınav dediğimiz şey, silkelenip kendimize gelip o benlikten çıkmaktır aslında. İşte bunu fark eden insanlar, mesela kanser oluyor, kimisi yeniyor, kimisi yenemiyor. Neden? Benlikten çıkamıyor. Bir de şunu yaşıyor mesela, çok gördüğüm şey, bu neden benim başıma geldi diye, evet hepimizin başına gerçekten
kötü olaylar, işte bu cevap, işlerimiz, çıkışlarımız olabiliyor. Ama burada mesela suçlayıcı olmadan hani bunun olabilirliğini kavramak da bazı insanlara gerçekten zor gelebiliyor. Bunun mesela o yaşadığı kötü olayın akabinde de kötülüğü ya da iyiliği seçen insanlar da oluyor. Devam ediyor. Dedik sonrasında, ya. Evet, iki kol. İki kola ayrılıyor. Ya iyiliği seçiyor ya kötülüğü seçiyor. İşte o tamamen bireysel yine. Aldığı genetiklerde, evet, kendi benliğindeki de o derece fazla yüksekse ne yapıyor? Yolun öbür tarafını seçiyor. Ailesel değerleri ne kadar güçlüyse o kadar o tarafa doğru yöneliyor demek istedi Aşkın Hanım galiba. Evet, anneden aldığı, evet, neydi? Sırlı diriliş. Tabii ki, o zaman. Yani ahlaki durumları. Tabii. Burada anne işte hamilelik derler ya çok iyi geçsin diye, bunu laf olsun diye de gerçekten ki, anne çok iyi geçsin diye de bilinçli bir hamilelik yaşaması gerekiyor. Babanın da bilinçlenmesi gerekiyor, annenin de bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi bilinçli iki eş, karı koca, sana sunduğum bu hazımsızlık, sindirememe, cinsellik, barınma, benlik egosunu anlamış bir insan evliliği yanlış gider mi? Gitmez tabii. Eşine karşı nasıl davranır? Gerek kadın olsun, evet, gerek erkek, evet, olsun. Hadi buyur evlilik işte, bak evlilik danışmanlığı. Sana söylüyorum, bu beşinde bilgiler. Kendinde bak, senin eğer cinsel dürtülerin, şehvetin, yani şehvete sadece cinsel girmiyor. Cinsel dürtülerin ne yanda, nasıl, önleyemiyor musun, kontrol edemiyor musun, sahip çıkamıyor musun o duyguna? Bir bak bakalım, erkeksen anne tarafına bak, kadınsan baba tarafına bak. Bak bakalım oradaki o cinselliği nasıl yaşamışlar? Yani şöyle bir şey var, cinsellik ülkemizde yanlış anlaşılmasın bu ama çok öğrenilebilen ya da sorulabilen bir değer değil. İnsanlar gerçekten bilmeden birçok yerde en evlilik büyük problem yapıyorlar ve bu bir ayıp, bunu soramıyorlar. Ya da işte atıyorum ki bunu değerlendirebilecek çevrelerinde danışabilecekleri bir danışanları yok. Annesine sorduğunda şşt ayıp, babasına soy. Bunlar gerçekler. Bunlar işte yani toplumsal zaman, toplumsal bilinçsizliğin bası. Aynen aynen. Bilmiyor ki zaten evlendiğinde hani bu travmalarla ya da işte atıyorum ki evlilik kurumunun %60 gibi bir kısmı cinsel hayat. Ama senin hayatın, varoluşun cinsel. Ama şöyle de bir şey var. Sana sorulduğunda korkulan bir tabu. Cinsel. Şimdi bugün Türkiye'de bu böyle, bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama dur ayıp çocuğum, sus ayıp çocuğum, şimdi dur işte şöyle ya da işte farklı dürtülerim var, aman bastır çocuğum. Bunu ben sana şöyle anlatayım mı? Mesela nasıl örnekler? Şimdi bugünkü Türkiye'ye baktığımızda taciz var, çok affedersin böyle, taciz var, tecavüz var, çok affedersiniz sokakta işte herhangi bir yanlış davranışımız var. Biz bunu da törpülemeyiz, bir açlık var. Yok mu? Ne dedik? Bence var. Şimdi gelelim Nuh'a. Nuh peygambere, Hazreti Nuh'a. Orada bir yeni bilinç başlangıçları olmadı mı? Bu araya ben bir cümle katabilir miyim? Tabii. Müsaade ederseniz. Yani tabii. Ben de Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nın güney karşısındaki Terçeker ile Üzengili köyleri arasında bulunduğu rivayet ediliyormuş. Doğal bir anıt anlamında. Daha sonra aslında bu anıt gemi biçiminde bir şekilmiş. Yani bir izmiş. Silüet anlamında kalıntıları İzleri varmış. Takip et. Nereye, evet, yerleşmişler? Evet, Türkiye-İran transit yoluna 3.5 kilometre aralarında bulunduğu mesafedeymiş. Ve burada özellikle rivayete göre yine 480 yaşındayken gemi yapımı emri gelmiş. Evet. Almış olduğu bu emir sonrasında geminin yapılacağı sedir ağaçların işte dikilecekleri yürüyüş ve yapım aşaması ancak 120 yıl sonra tamamlanmış, evet, ve gemi tamamlandıktan sonra Nuh'un gemisi hayata geçmiş oluyor. Düşünebiliyor musunuz kaç, mesela eskiden yaşam süreleri çok fazlaydı, asırlarca, yani yıllarca, bizim bu bahsettiğimiz, şurada anlatmaya çalıştığımız 480 yaşındayken, tabii, emir almış, 120 eklediğiniz zaman ne var? 600 yapar. Şimdi düşünün. 600 yaşında harekete geçiyor.